Ömer Bey günaydın. Günaydın. Çınar Hoca mısınız siz? Hayır ben esnaf bir adamım. Peki sizin o zaman TikTok'taki fotoğrafınız ne? Açtığınız canlı yayınlar. Açamaz mıyım ben sayfa? Açarsınız, asansör tamir edip açarsınız. Ben esnafım dersiniz. Yani sizin orada açtığınız pek asansör tamir etmekle alakası yok. Yani sizin dini eğitiminiz var mı? Onu benim dini eğitimim mi? Eğer dini eğitimle ilgili bir yayın yapıyorsanız hoca olarak evet konu bu yani. Siz hoca mısınız? Sizin bir eğitiminiz hayır, var mı? Ben hoca değilim. He, o zaman uyduruyorsunuz yani orada. Ancak bilgi sahibi olunca fikir sahibi olur ya. Hı. Yani fikir sahibi olmak için önce bilgi sahibi olmamız gerekir. Anladım. Anladınız. Peki nedir sizin durumunuz? Uydurukçu musunuz yani? Sübhanallah. Neyse ben konuyu geçeyim size. Ama konum önce bu. Neden? Çünkü, ama konu ama önce bu. Konu sizin ne yaptığınızla alakalı. Şimdi siz ben esnaf adamım diye lafa girince ben de size ben TikTok'taki canlı yayınlarınızı izledim. Orada insanlara bir şeyler anlatıyorsunuz. Bunları anlatmak için eğitiminiz nedir diyorum. Demek ki onun eğitimini almışım, bir şeyler öğrenmişim. Tamam nereden? Tamam aldınız. Nereden aldınız? İlminden almışımdır. Tamam kimden aldınız? Yani sahibinden almışımdır. Kimden? İlla bir insanın bir diploma alması mı gerekiyor bir şeyler anlatması? Evet bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. İnsanlara tamam, da akıl verilmez. Mevlana gibi adamlara dersiniz cahildir bu insanlar. Mevlana mı cahil? Siz Mevlana'nın nasıl bir eğitim aldığını önce bir isterseniz bir öğrenin de ondan sonra kime cahil diyeceğinize bir bakın olur mu efendim? Peki hangi üniversite? Mevlana desiniz, Mevlana'nın siz daha böyle babasından itibaren bir bakın bir ailesine bir öğrenin. Şimdi Mevlana'yı hiç ağzınıza almayın siz. Mevlana öyle pek öyle ne sizinle benim ağzımıza alacağımız şey de değil. Siz onun bir eğitimine bakın önce. Bir yazdıklarını da bir okuyun. Bir dili nasıl kullandığına da bakın falan. Ya siz şimdi kendinizi Mevlana ile mi kıyaslıyorsunuz yani? Mevlana ile kıyaslıyorsunuz yani kendinizi ha? Çok güzel ha. Ben bu insanların böyle bu fütursuzca özgüvenine bayılıyorum ya. Zaten bu örnekleme bile hani kişinin ne kadar konudan Allah. Ne kadar uzak ve ne kadar cehalet içinde olduğunu ben, göstermiyor mu? Hoca attı mı hoca? Tamam Çınar Hoca. Sizin ben yanınızda. Hoca değilim diyorum Müge Hanım. Milleti kandırmayın be. Yeter artık dolandırdınız. Kandırmayın milleti. Kandırmayın. Kanan insanlar da var işte. Ne yaparsak yapalım yani. Ama yeter. Ama yeter artık yani. Hakikaten ya. Ben bıktım artık. Bu millet bıkmadı mı ya? Bıktım artık ya bu kadar bu insanların yani bu sosyal medyada ben oyum ben buyum ben şuyum. Al işte tüketici derneği başkanı duruyor burada işte ya bunları da tüketici derneği bunlar da tüketici haklarına giriyor. Al bu takı tubaları takı tubacıya getir. Takı tubaları takalamazsa al bu takı tubaları takı tubalatmadan geriye getir. İnsanları tüketiyor bunlar da ya. Hangi ildesiniz siz? Sen neredesin? Konya yolundayım. Konya'da mısınız? Ben Afyon'dayım ya. Afyon'dasınız he. Hayır Mevlana deyince dedim Konya acaba Mevlana'yı ziyarete mi gitti dedim hafta sonu. Belki hani oradan bir özdeşleşme olmuştur.